Herkese selamlar arkadaşlar, bugün sizlere Grand RP'de aim'inizi nasıl geliştirebilirsiniz, bu oyunun ana amaçlarından birisi olan aim odaklı etkinliklerde kendinizi nasıl gösterebilirsiniz. Biliyorsunuz bu oyun çatışabileceğiniz silahlarınızı kullanıp diğer ailelere karşı kendinizi gösterebileceğiniz çok eğlenceli bir oyun abi. Bu arada henüz ailemizde değilseniz ve Grand RP indirmediyseniz açıklamanın üstteki linke tıklayarak mutlaka oyunu indirin, gelin bizlere katılın. Bunu da söylemiş olayım, canlı yayınlara, videolara bizimle birlikte katılabiliyorsunuz abi. Ayrıca gelen üyelerimize bir sürü ödüllerimiz de var, onları da açıklamadaki video da neler olduğunu anlatıyorum zaten. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi bu oyunun en önemli konusu eğim olayı ve gerçekten eğiminizi geliştirerek etkinliklerde boy gösterebilir ve sunucuda ünlü olabilirsiniz. Yüz binlerce kullanıcısı var bu sunucunun ve bu sunucu içerisinde gerçekten ünlü olmak sizin sadece eğiminize bağlı diyebilirim abi. Bunları da nasıl yapacağınızı Adver'le birlikte size anlatacağız. Kısa olan bu video sayesinde kendinizi 10 adım ileriye taşıyabileceksiniz abi video sonrasında. Şimdi hızlıdan geçelim, nasıl yapacağımızı sizlere anlatıyorum. Arkadaşlar diyelim ki konuktör direkt kalktı lan. Şimdi arkadaşlar diyelim ki haritanın herhangi bir yerindesiniz, fark etmez. İlk önce aile evimize gelin. Bizim ailemizde varsayıyorum sizi. Eğer bizim ailede veya herhangi bir ailede değilseniz de yapacağınız tek şey arkadaşlar aracınıza binip haritanın şu altındaki gördüğünüz kupa işaretine gitmek. Biraz sizde harita farklı gözükebilir ama aşağı indiğinizde kupayı göreceksiniz abi. Ama bizim ailemizdeyseniz de şunu yapmanızı öneriyorum. F1'e basıyorsunuz arkadaşlar. F1'e bastığınızda şöyle bir sayfa geliyor karşınıza. Burada arkadaşlar sağ üstteki history kısmını tıklayın ve burada Grand Roleplay Server 1 yazan kısma bir kere tıklıyorsunuz abi. Daha sonra şu şekilde bir sayfa geliyor. Buradan direkt eve ışınlanacaksınız. Arabaları alıp hızlıdan gidebileceksiniz. Direkt şifrenizi ve e-mailinizi yazıp giriş yapıyorsunuz. Ve burada arkadaşlar böyle bir sayfa geliyor. Burada en sağdaki oteli seçmeyin kesinlikle. Burada arkadaşlar house number 31 yazıyor. Bakın bunu seçeceksiniz. Lan 31 online var. House number 31. 31'den çektiğimiz nedir lan? Online de 31. Buradan arkadaşlar home yazan kısma bir kere enter'a tıklıyorsunuz. Ve bu şekilde evde doğmuş oluyorsunuz. Bunları da ESC basarak geçebilirsiniz. Evde doğduğunuzda arkadaşlar şu odadan dışarı çıkıyorsunuz hızlıca. Şuradan sağa geçiyorsunuz. Ve daha sonra kapıya gelip E'ye basacaksınız. Burada da arkadaşlar to the garage kısmını seçip garaja gelmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar burada da sizin kullanabileceğiniz arabalar şu siyahlar veya beyaz arabalar falandır. Bu pahalı arabaları henüz rankınız düşük olduğu için kullanamıyorsunuz. Rankınız yükseldikçe aile içerisinde, bu arada rank törenimiz her haftanın pazar günü oluyor. Rankınız yükseldikçe arkadaşlar bunları da kullanabileceksiniz. Garajdan herhangi bir aracınızı alıyorsunuz. Dışarı çıkıyorsunuz buradan. Alt kata inin. Ve buradan E basarak dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda arkadaşlar ESC basıyorsunuz ve haritanın en altında gördüğünüz şu kupa işaretini işaretliyorsunuz arkadaşlar. Ve buraya doğru yolumuz haritada çizilmiş oluyor. Sol altta görüyorsunuz zaten. Bu yolu takip ederek arkadaşlar arenaya doğru gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu kupa işaretinin yanındasınız. Bu sizde sarı gözüküyordur bu arada. Geldikten sonra arkadaşlar buradan yapmanız gereken arenanın içine girmek. Bunun için de şuraya geliyorsunuz. Yukarı çıktığınızda içeri girdik. Ve bu sarı yerde arkadaşlar bir tane böyle NPC var, görüyorsunuz Brian Hunter diye isminde. Bunun yanına gelip E'ye basıyorsunuz bir kere. Ve buradan arkadaşlar I want to go to the shooting range kısmını tıklıyorsunuz. Ve buradan Endless Battle of Revolvers kısmını seçin abi. Bu bazen ortada veya solda olabilir. O yüzden ismini okuyun. Endless Battle of Revolvers kısmını seçtikten sonra da şu işarete tıklayıp Join'e tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar böyle bir antrenman kısmına gelmiş oluyorsunuz. Peki burada diğerlerine fark atabilmek için, diğerleriyle çatışırken ne yapmanız gerekiyor? Onlara fark atabilmek için hangi ayarları kullanmanız gerekiyor? Veya hangi movement'ları yapmanız gerekiyor? Aim'inizi nasıl geliştirebilirsiniz? Hepsini şimdi size gösteriyorum. ESC basıp buradan ben çıkıyorum abi. Siz de çıkabilirsiniz. İlk önce ayarları gösteriyorum. ESC'ye basıyorsunuz abi. Burada sağ üstten Settings'i seçiyorsunuz. Graphics'e tıklıyorsunuz. Ve burada arkadaşlar Aspect Ratio yazıyor. Bunu her zaman eğim kısmına girdiğinizde, bir çatışmaya girdiğinizde 5'e 4'e almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar bu zaman oyun böyle daha geniş bir şekilde gözüküyor ve rakipleri çok daha böyle şişko görüyorsunuz. Vurması daha kolay oluyor. CS'de de böyle bir olay vardı biliyorsunuz. Bundan sonra arkadaşlar bunu yaptıktan sonra M'ye basıyorsunuz. Settings'e tıklıyorsunuz buradan. Ve burada da arkadaşlar Game Comfort'u seçiyorsunuz. Ve bunu seçtikten sonra da arkadaşlar ekranın ortasındaki Damage Indicator, bu sizde böyle kapalı olacak. Bunu bir kere tıklayıp açmanızı tavsiye ediyorum. Bu da ne işe yarıyor? O rakiplere hasar verdiğinizde çıkan hasarlı ne kadar hasar verdiğinizi gösteren bir ayar. Bunu da birazdan göstereceğim size zaten girdiğimizde. Bir de son olarak arkadaşlar M'ye basıyorsunuz. Family'yi seçiyorsunuz. Buradan Managing Family'yi seçiyorsunuz. Buradan da Displaying Family Members on the Map seçeneğini tıklayın.
Üsttekini seçin ve Select'e tıklayın. Bu da arkadaşlar etrafınızdaki aile üyelerinizi haritada sarı işaretlerle, bakın burada bir sarı işaret gözüküyor, görüyorsunuz. Haritada aile üyelerinizi gösteriyor. Bu da eventlerde çok işinize yarıyor. Şimdi geçelim arkadaşlar aiming kısmına. Aiminizi nasıl geliştirebilirsiniz? Onları da size Adver anlatacak. Bizim ailemizin lideri, kendisi eventleri yöneticisi ve gerçekten de çok iyi bir eğimi var. Oyun bilgisi çok yüksek. O kısmı da size kendisi detaylıca anlatacak. Adver Bey selamlar. Hazır mısınız? Merhabalar. Bizim arkadaşlara birazcık tecrübelerinizi paylaşırsınız lütfen. Deneyeceğiz. Okey. Evet merhaba arkadaşlar. Ben de Pan'ın dediği gibi eğim konusunda elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağım. İlk başta oyunda takla atma olayı var. Onunla başlayalım. En basit, en standartı. Öncelikle sağ tıkla eğim alıyorsunuz. Ve daha sonrasında yönleri var oyunun, WASD'de. Bunlarla nereye takla atacağınızı seçebiliyorsunuz. CTRL Space D yaptığınızda sağa doğru, CTRL Space A yaptığınızda sola doğru takla atıyorsunuz. Aynı zamanda geriye takla atmak isterseniz, aynı kombinasyonda S tuşu ve W tuşlarını da ileriye doğru takla atmak isterseniz kullanabilirsiniz. Daha sonrasında oyunda Speed Boost olayı var. Yani teleport atma, hızlı hareket etme olayı var. Bu size daha fazla atış hakkı sunuyor. Çünkü teleport olduğunuzda rakip oyuncunun sizi vurması zorlaşıyor. Şimdi sizlere nasıl Speed Boost atacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Ben de kenardan Speed Boost atan oyuncunun nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Bir oyuncu normal yürürken vurmanız çok daha kolaydır. Örneğin yürürsem mesela Adver. F1'den yürüsem böyle yürüyen bir oyuncuyu vurmak kesinlikle çok daha kolaydır. Bir de şu şekil speed boost attığını düşünün oyuncunun. Atabilirsin. Şimdi speed boost başlayacağım arkadaşlar. Bunu şu şekilde yapacaksınız. Eliniz shift tuşunda basılı olacak öncelikle ve koşmak istediğiniz bir yönü seçeceksiniz. A mı D mi? Ben D'yi kullanıyorum genelde. D'ye doğru koşarken mouse'unuzu bir anda bu tarafa çevirip A tuşuna alacaksınız elinizi çok hızlı bir şekilde. Şimdi A'da göstereyim bir de. Shift ile A'ya gidiyorum. Bu tarafa doğru çok hızlı çeviriyorum mouse'umu. Şimdi bunu kombinasyonlayacağım ve hızlı bir şekilde yapacağım. Epa'nın ekranından göreceksiniz. W tuşuna basmıyorsunuz. Sadece D ve A tuşlarını kullanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi deli gibi ışınlanıyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar ışınlanan bir oyuncuyu vurmak gerçekten çok ama çok daha zordur. Bunu böyle adverse kısaca anlatıyor ama bu konuda ustalaşmanız biraz zaman alabilir. Ama kesinlikle bunu yaparsanız çok da ilerlemiş olacaksınız abi bu şekilde. Buna. Evet, şimdi bu çok basic bir kısımdı. Eğer bunu yapamıyorsanız şöyle bir tane ateş edip böyle görüyorsunuz karakteriniz movement alıyor. Bu şekilde daha kolay yapabilirsiniz. Bir tane ateş ederek. Ateş ettiğinizde okay. Arkadaşlar karakteriniz normalden daha hızlı koşmaya başlıyor böyle 2-3 saniyelik. Örneğin mesela direkt koşmaya başlarsanız bakın karakter yavaştan bir hızlanmaya başlarken ateş edip koşmaya başladığınızda arkadaşlar karakter çok daha hızlı koşmaya başlıyor. Onu artık yavaş yavaş çözeceksiniz zaten. Yerine geçebilirsin Adver. Evet, bir de ufak bir trik var arkadaşlar, onu da göstereyim. Böyle ateş ettiğinizde direkt ateş edemiyorsunuz. Fark ettiyseniz böyle silahtan ufak bir çıt sesi geliyor. Çıt sesi geldikten sonra ateş edebiliyorsunuz. Aslında Speed Boost'un mantığı da biraz bu. Anlatmamızın nedeni. Ateş ettiğinizde adamlardan kaçmak için o sesi duydunuz ya. O an speed boost yapıp o ses duyduğunuzda yeniden ateş etmeniz gerekiyor. O çıt sesi bu yüzden arkadaşlar. Çıt sesini arkadaşlar ateş ettiniz. Çıt sesini yeniden duyana kadar ateş edemiyorsunuz. O yüzden abi bu sesi yeniden duyana kadar koşmanız gerekiyor. Örneğin ateş ettim, kaçıyorum. Ses bir daha geldi, bir daha ateş ediyorum. Ateş ettim, çıt sesi gelene kadar koşuyorum. Ses geldi, bir daha ateş ediyorum. Yani bunun aslında sesi duymanıza gerek yok. Kafanızdan böyle bir saniye olarak hesaplayabilirsiniz. Her bir saniyede bir ateş edebiliyor karakter. O bir saniye içerisinde sizin speed boost atmanız önemli ki sabit kalıp rakiplere kolay yem olmayasınız arkadaşlar. Peki bu eğiminizi arenaya deathmatch olarak girip nerede geliştirebilirsiniz? Onu zaten size demin söylemiştim ama bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Bakın arenaya geldiğinizde şu botun yanına geleceksiniz. Brian Hunter diye isminde. E basın alttaki I want to go to the shooting range kısmını seçin ve buradan Endless Battle of Revolvers'ı seçtiğinizde arkadaşlar burada bir sürü random kişilerle arkadaşlar siz deathmatch atabiliyorsunuz abi. Buraya girip kendi aiminizi burada geliştirebilirsiniz diğer oyuncular üzerinde. Şu anda saat sabahın 6'sı olduğu için arkadaşlar kimse olmayabilir ama genellikle burası dolu oluyor. Aiminizi burada geliştirebilirsiniz. Peki geliştirdikten sonra bu aim'i nerede kullanabilirler Edward? Onu da bir anlatırsan abi arkadaşlara. Bu aim'i aile eventleri oluyor. Oralarda kullanabilirsiniz. Bütün ailelerin bonus sistemleri var. Aim'inizi geliştirdikten sonra çok çok kolay para kazanabiliyorsunuz aynı zamanda. Business Lore,
Weapon Founder gibi çeşitli eventleri var ailelerin. M, Family, Events kısmına gelerek eventler hakkında bilgi alabilirsiniz. Saat kaçta, nerede, ne zaman gibisinden. Bu eventlerde adam vurarak aim'inizi geliştirdikten sonra gerçekten çok yüksek miktarlarda para kazanabiliyorsunuz. Aim'inizi buralarda kullanabilirsiniz. Bu eventler hakkında bilgi arkadaşlar biz zaten sizinle düzenli olarak Discord'umuzda paylaşıyoruz arkadaşlar. Discord'umuza gelirseniz, bakın Discord'un linki de açıklamada var. Zaten ailedeyseniz Discord'da olmak zorundasınız. Discord'umuzda arkadaşlar aile duyuru kısmında biz eventlere girdiğimizde duyurularını atıyoruz. İşte bu evente giriyoruz, buraya gelin diye sürekli bunları duyuruyoruz. Siz burada zaten bizimle takılmaya devam ederseniz her türlü bu eventlere girmiş olursunuz. Ve bu eventlerde para kazanmakla birlikte sunucuda ünlü olmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Aim'inizi geliştirdikçe diğer aileler içerisinde, oyuncular içerisinde belirli bir statünüz olmaya başlıyor aim'inizden dolayı. Örneğin K'ye basıp burada F yazan şu şeyi seçiyoruz ve burada arkadaşlar bakın sağa kaydırıyorum. Burada top shooters kısmı var. Burada en iyi aim'lerin olduğu liste var. Tabii buraya girmek öyle kolay değil ve bu sadece belirli eventler sayesinde oluyor ama oyunda ilerledikçe siz de burada oyunun en iyi aim'leri sırasına girebilirsiniz. Tabii burada en zenginler listesi falan filan da var. Ama konumuz şu an aim olduğu için ben size burada en iyi aim'leri gösteriyorum. Siz de bunların sırasına girmek istiyorsanız arkadaşlar sadece ve sadece aim'inizi geliştirmeniz gerekiyor. Evet, bir de şöyle bir muhabbet var arkadaşlar. Farkındaysanız oyunum şu an sizinkinden farklı gözüküyor. Bunun sebebi oyunumda Redux kurulu. Oyunumun içine bir paket kurdum ve bu paket sayesinde oyunum daha farklı, daha net, daha görünür. Eventlerde daha kolay görmenizi sağlıyor rakipleri. Daha kolay gördüğünüzde zaten daha iyi vuruşlar atabiliyorsunuz. Aynı zamanda kendi göz ayarınıza göre bir Redux bulabilirsiniz. Oyunda 1001 türlü Redux var. Burada EPA bahsedecek size Reduxlardan ve Crosshair'dan. Evet arkadaşlar, Reduxlarımız gerçekten çok fazla Redux var. Yani bunlara ücretsiz harita skinleri diyebilirsiniz. Örneğin silahlarınıza skinler takabilirsiniz. Ses skinleri, görüntü skinleri takabilirsiniz ve bunları tamamen ücretsiz yapabilirsiniz. Örneğin sizdeki silah şu an bendeki gibi gözükmüyordur. Bu şekilde yapmak istiyorsanız veya harita bendeki gibi gözükmüyordur. Siz de bu şekilde yapmak istiyorsanız gidip şu videomu izleyebilirsiniz. Bu videonun da şu an kartlara koyuyorum. Açıklamada da linkini bulacaksınız. Bu videoyu izleyin. Burada hepsini nasıl yapacağınızı, silah skinlerini, harita skinlerini nasıl kurabileceğinizi hepsini detaylıca anlatıyorum arkadaşlar. Onları da söylemiş olayım. Bir de crosshair olayı var arkadaşlar. Crosshair normalde sizde böyle elinizde silah varken durduk yere crosshair'iniz gözükmez. Sadece sağ klik bastığınızda gözükür. Ama bunun sürekli açık olması kesinlikle önemli. Çünkü bu şekilde hareket ederken bile rakibe cross koyabilir ve çok hızlı bir şekilde ateş edebilirsiniz. Bunu da yapmak için ya Crosshair X programını kullanmanız gerekiyor. Bu ücretli Steam'den indiriyorsunuz. Veyahut da Reshade uygulaması üzerinden ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Oradan hem de oyunun renklerini değişebiliyorsunuz. Onu da arkadaşlar Vedamos Discord'una gelirseniz orada zaten anlatacaklar size. Vedamos Discord'un linki de dediğim gibi bu videoyu izlersiniz. Orada açıklamasında bulacaksınız. Oraya gelin, orada sorup soruşturup güzel bir şekilde bunların hepsini ayarlayacaksınız. Veya bizim kendi Discord'umuzda zaten gelip diğerlerini sorarsanız herkes zaten arkadaş canlısı kesinlikle yardımcı olacaktır. Bu şekilde abi, umarım işinize yaramıştır. Umarım sizin gelişiminizde, oyunda, eğlenmenizde katkı sağlayacak bilgiler olmuştur. Adver, anlatmak istediğin başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Teşekkürler. Evet. Bu arada bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eventlerde kill aldığınız sürece kill başına, event kazanma başına bizim bonus, para bonuslarımız var. Onları da buradan kazanabilirsiniz. Yani para kasmak için de aim'inizin olması kesinlikle işe yarıyor. Bu şekilde arkadaşlar, para kasmak demişken kanalıma bir göz atarsanız, ayrıyetten şurada oynatma listesi kısmına tıklayıp şuradan öğretici rehber playlistine tıklayıp buradaki bütün videoları izleyerek Grand'ı çok daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Burada para kasmak vardır. İşte ne bileyim, ücretsiz GC kasmak vardır. Hepsini buradan izleyerek öğrenebilirsiniz. Bu şekil izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Sarı gözlerin alevine içimi yakar. Sarı gözlerin alevine içimi yakar.